Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Football Manager 2021 ile karşınızdayım. Yine bir kariyerle başlıyoruz. Galatasaray'la başlıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. FM21 çıktığında biliyorsunuz hemen ilk olarak Galatasaray'la bir ilerliyoruz. Bakalım FM21'lere hayatımızda ne gibi değişiklikler girdi ona bakacağız arkadaşlar. Biraz da onu da inceleyeceğiz hem bu bölümün başında. Şimdi kadromuz, yani kadroyu kökten değiştireceğim. Bir kere Belhanda'sı, Fegoli'si, işte Falcao'su, bunların hepsini göndermeye çalışacağız arkadaşlar. Defans dörtlüsüne dokunmayı düşünmüyorum. Kalecimiz sakat, bir kaleci alabiliriz. Arda iyi bir yedek olabilir bu sene bizim için. Çok oynatacağımızı düşünmüyorum. Etebo da şahsen yedek katkıda bulunacak. Taylan da aynı şekilde. Orta saha, kanatlar, forvet gibi takviyelerle oyuna başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Hücum futbolunun oynatılması, altyapıdan oyuncuların yetiştirilmesi gibi şeyler bizim için okeydir abi. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Gözlemcilik bilgilendirmeleri, transfer işleyiş bilgilendirmeleri falan filan bunları geçiyorum. Şimdi arkadaşlar oyunu da hemen bir Galatasaray diye kaydedelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar kaydımızı da bitirdik. Şimdi sezon sonunda aslında sözleşmesi bitecek birçok oyuncumuz var. Belhanda'sı, Arda Turan'ı. Gerçi Belhanda'nın şöyle bir bakıyorum profili fena değil. Güzel görünüyor. Oldukça güzel görünüyor aslında. Belhanda ama 30 yaşında ve yani genel olarak bir gıcığım. Kendim şahsi olarak pek sevmiyorum. O yüzden göndermeyi düşünüyorum. Taktik, bu sene ekstra taktikler de gelmiş. Fakat biz dikey tiki taka oynayacağız. Dikey tiki takada da bu taktikle sahada yer almayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle hızlı seçim yaptığımızda iki oyuncumu da kanat forvet ya da ters ayaklı kanat oyuncusu gibi oynatmayı düşünüyorum. Bence bu kadri, bu taktik bizim için şu anda iyi. Biraz tempoyu yüksek oynasın istiyorum. Defanstan kısa pasla çık. Sağ bek desteğe gelsin, sol bek desteğe gelsin oynayacağım. Buna çok karıştırmayacağım arkadaşlar. Dribbling biraz daha yaratıcı oynamasını isteyeceğim. Hücum genişliğini biraz dar yapacağım. Koşu yoluna top atılmasını istiyorum. Karışık orta, bunlara çok karışmayacağım. Bunlara biraz da oyunun ilerleyen zamanlarında bakacağız taktik yaparken. Oyun içerisinde gördükçe hareket edeceğiz. Topu hızlıca elinden çıkar, beklere ve savunmaya ver diyeceğim. Top rakipteyken arkadaşlar savunma hattını önde kurmayacağım. Arkaya çok top yeriz. O yüzden biraz standart yapacağım. Baskıyı bir tık biraz önde yapabilirim. Önde biraz baskı yapabilirim. Presimizi yüksek şiddetli pres olarak yapacağım. Ve kaleci topu çıkartırken de basmaya oynayacağım. Oyun anlayışımızı da pozitif futbol olarak değiştirmek istiyorum. Şahsen böyle bir taktikle FM21 kariyerimize başlamak istiyorum. Taktiğimizi tamamladık sevgili dostlar. Şimdi ligdeki son transferler falan filan. Hemen bir göndereceğimiz oyuncularımızı belirleyelim. Şöyle aslında herkesin mevkisine göre dizelim. Muslera sakat. Muslera'yı da büyük ihtimalle sezon sonunda göndeririz. Çünkü artık yaşı da geldi. 34 yaşına geldi. Onun yerine iyi bir kaleci alacağız. Şu anda mali durumumuza baktığımızda 2 milyon transfer bütçesi ve maaşta da sınırda gözüküyoruz. Bu çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Emre Akbaba şu anda 1.35 milyon yıllık maaş alıyor. Buna bir yeni sözleşme önererek rotasyon oyuncusu olduğu için şunu bir kaldıralım abicim. Vaatler, sözleşme. Maaşını düşürebilir miyim diye baktım ama düşüremiyorum. Yemiyor. Daha sonra bir daha deneriz. Eğer yüksek maaş alan oyuncuları bu şekilde maaşını düşürebiliyoruz aslında. Muslera'ya bir yeni sözleşme önersek sakat olduğu için şöyle birinci kaleci desem. Ya bunları daha sonra şeyde değiştirebiliriz arkadaşlar. Yok, Muslera da düşürmek istemiyor şu anda. O yüzden bunlarla hiç konuşmayalım. Biz şimdi abi Belhanda'yı bir başlayalım. Kulüplere önerelim kafadan. Piyasa değerinin biraz üstünde önereceğim. Şimdi burada birkaç taktik yapacağım arkadaşlar. Takımdan ayrılmaya öncelikle ikna edeceğim. İlk benden duymanı istedim. Seni kulüplere önereceğim. Korkarım kadromda sana yer bulamıyorum. Biraz kaynak yaratmam lazım. Ne diyelim? Bildiğin üzere sözleşmen yakın zamanda bitiyor. Para kazanmayı seni kulüplere önereceğim. Evet. Belhanda ne dedi? Muhtemelen duymak istemeyeceğiniz şeyler değil ama sözleşmem sonuna yaklaşmışken durağı seçmek için bir sözleşmem bitene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Şimdi bize atar yaptı. Tamam mı? Bu senene yeni gelen bu özellikle vücut hareketleri yani body language, vücut diliyle şöyle elimizi parmakla işaret ederek nezaketen seninle konuştum ama kararım kesin, sen de bunu kabullenmek zorundasın dedim. Atar'a atar, gidere gider.
Bana böyle davrandığınıza inanamıyorum. Beni buradan bilmem ne vırt zırt yaptı bize. Tamam, önemli değil. Şekil şükür yapıyor ama Belanda'yı göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta şu an biri ilgilendiği için satış listesine koymayacağım arkadaşlar. 10 milyondan bu şekilde bir önereceğim. Fiyatının çünkü bir tık üstünde satabilirsek ne mutlu. Lines'i birisi istiyor. Lines'i istediği için Lines'i de bir hemen şöyle 4,5-5 milyona bir önerelim. Lines'le de çünkü çok şey yapacağımızı düşünmüyorum. Onun dışında Feguli'yi de satacağım. Feguli'yi de aslında bir Feguli'nin profiline bakayım. Yok abi ya. Dayanıklılık falan yerlerde ya. Feguli'yi yani bir tık seviyorum ama onu da satacağım arkadaşlar. DL Pro. Onun da yine Çin'den biri istiyormuş. Verelim Feguli'yi. Evet şimdi Jagne'yi satacağız. Jagne'yi unutmayalım. Jagne'yi hemen satacağız hatta. Şöyle 11,5 milyona hemen tık 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 yapalım. Jagne'yi göndereceğiz. Babel'i göndereceğiz. Babel de maaşı yüksek oyunculardan birisi karşımıza çıkıyor. Babel'i de hemen şöyle 3,5-4 milyona bir önerelim. Bakalım bunlara şimdi eğer bir teklif gelirse. Aslında Donk'u da göndermeyi düşünüyorum da şu anda ilk etapta değil. İlk etapta değil, biraz bekleyeceğiz Donk'u göndermek için. Aynı zamanda bir de şimdi isterseniz U19 takımımıza bakalım. Şöyle raporlardan bakacağım çünkü bayağı iyi oyuncularımız var arkadaşlar. Evet, Erkan Süer diye bir oyuncumuzun geleceği 4,5 yıldız. Bu çocuk olur. Ali Yavuz Kol 4 yıldız. Güzel. Atalay var. Emin Bayram var. Ya 3,5 yıldız oyuncularımızın hepsine mümkün olduğunca az kadroda görev vermeyi düşünüyorum açıkçası. Kerem diye bir genç kalecimiz var. Bu Kerem'i yetiştirme amaçlı zaten oynatacağım. Valentin Ozanfovar'ı transfer listesine. Bunu artık yani zaten fiyatı miyatı çok önemli değil. Satalım gitsin abi. Ozanfovar'la falan uğraşamayız. Oğulcan Çağlayan 3,5 yıldız. Ali Yavuz Kolu da az kadroya alalım. Bertu var. 4,5 yıldız geleceği. Defansif orta saha ve yeni Selçuk İnan gibi aslında Bertu. Dolayısıyla Bertu'yu da az kadroya alalım arkadaşlar. Geri kalan oyuncularımız şu an için az kadroya gelmeyi çok da hak etmiyor. Burada Oğulcan var. Oğulcan'ı satabiliriz. 24 yaşında genç bir oyuncu. Hızlanması iyi. Yani Oğulcan'a bir bakacağım. Oğulcan'a bir bakacağım. Hemen karar vermek istemiyorum hızlı bir şekilde. Onu da az kadroya atalım arkadaşlar. Az kadrodaki yerini alsın Oğulcan da. Evet. Şimdi alacağımız ilk oyuncu bildiğim kadarıyla Pato. Transfer listesinde serbest arkadaşlar. Transfer listesinde değil, oyunda serbest. Hemen Pato ile bir sözleşme yapmak istiyorum. İkinci kaptan yapmasına izin vereceğim. İlk 11 oyuncusu olmasına izin vereceğim. Gelsin. Yeter ki gelsin. 1,5 milyon zaten imza bedeli istiyor Pato. Şöyle Pato'yu 2 milyona falan ikna edebilir miyim? 2,1 milyona ikna ettik gibi görünüyor. Evet, Pato bizim için gerçekten çok iyi bir transfer olur. Sol kanattaki eksiğimizi en azından. Ya mevcut zaten şeyleri kabul ediyorum. Lig şampiyonluğu, birinci eleme turuna katıl, finale katıl gibi seçenekler karşımıza geldi. Hadi ilk defa geçtik bakalım. Şimdi Belhanda'ya teklif geldi. Hemen teklifi kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi Belhanda'ya teklifi 10 milyondan teklifi aldık. Bak çok iyi. Piyasa değeri 6,7 iken 10 milyon aldık. Neden? Eğer gözden çıkarılanlar listesine koysaydık istediğimiz fiyatın altında fiyat gelebiliyor FM'de. Bakın bu çok önemli. O yüzden bunu atlamamak lazım. Hemen Belhanda'yla şimdi şöyle bir şey yapacağız. Transfer. Transfer durumu transfer listesinde abi. Kadro. İhtiyaç yok olarak ayarlayacağım. Bir de Belhanda'ya pislik yapacağız arkadaşlar. Bu da bazen işe yarıyor. Eleştiri yönelteceğim. Parmakla işaret et diyeceğim. Yine vücut dilini kullanıyoruz. Hareketlerine çeki düzen ver lan diyeceğim. Ne alaka diyecek o da. Ben elimden geleni yapmaya çalışmıyorum. Bir de tehdit edeceğim. Kulübün imajı her şeyden gelir. Bunun farkında olman gerek falan. İkna olduğumu söyleyemem fakat ama adam ulan olumlu oldu lan. Adamın moralini bozmaya çalıştık. Olumlu oldu arkadaşlar. U19'a da gönderdim bak. Hatta bütün pislikleri yaptım. Artık bunun takımdan gitmesi lazım. Abi ne yaptım? Karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih de yaptım bak. Aa kabul etti. Kabul etti karşılıklı fesihi ama kabul etmiyorum ben. Ben kabul etmiyorum. Babel'e de teklif geldi. Şimdi bu çok kötü teklif. Bu çok kötü teklif abi. 7 milyonluk bir teklif geldi ama
Hem maaşa katkı veriyor hem bize nakit para vermiyor. Bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Fegoli için gelen teklife. Cagney'e teklifler yapıldı. 9,5 milyon. Buradan bir teklif geldi ama 541 milyon. Bunu bir bekletelim. Bu teklifi bekletelim. Fena bir teklif değil. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu da kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Şu anda bunu kabul edebilirim ya. Bunu kabul edebilirim. 500 bin dolar maaştan yardımcı olacağız ama 9,5 nakit para alacağız abi. 11,5'a da Cagney'i satmış olacağız. Bak bunu kabul edelim arkadaşlar. Bu teklifimizi kabul edelim. Babel'e bakıyoruz. Babel'e maaşa katkı yapmak istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum Babel'e maaşa katkı yapmak. Çünkü çok yüksek abi. 1,7 milyonlar falan bize bir futbolcu yani. Onu da şöyle yapabiliyorsunuz. Teklif alırken arkadaşlar oyuncunun piyasa değeri. Satış transfer pazarına ekle. Şurada maaşa katkı olayı var. Maaşa katkı olayına tıklıyorsunuz. Bunu sonra kaldır ve pazarlıktan çıkar dediğinizde size maaşa katkılı transfer teklifi yapamıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cagney ile konuşalım. Hırsın şampiyonlar katılmamıza yardımcı olabiliriz. Bir dakika. Krasnodar olan transferimi etkiledi. Bak. Seninle aynı hedeflere sahibim. Bu teklif yeterince iyi değildi diyoruz. Bir tane bonservis bedeli öneriyoruz. 11 milyon. Mesela 10 milyon. Okey. Bence gayet adil. Okey. Cagney ile sorunu çözdük. Babel ile konuşuyoruz. Teklif yeterince iyiydi diyoruz. Şöyle 3 milyon da Babel'e diyeyim. Babel'le de olan sıkıntımızı çözdük. Babel'le okey. Belhanda Şenzen'e gidiyor ama bizden şey istiyor ya. Tazminat istiyor. Görüşelim. 92 bin dolar ya. Ulan ona da pazarlık edeceğim. Tamam, tazminatı kabul ettik. Belhanda'ysa bakın. Bakın arkadaşlar şu anda Babel'e gelen tekliflerin tamamı maaş bedeli olmayan teklifler. Bakın görüyorsunuz. Çünkü biraz önce ne yaptık? O maaş olayını ekleyip pazarlıktan çıkar dedik. Böylelikle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan, maaş bütçesine kalmadan verdik abi. Babel ne istiyor ya? Abi bu da mı tazminat istiyor? Oğlum bunlar ne şişerler çıktı ya? Abi şey... Ne? Ah! Lanet olsun. Ne koparırsak kârdır abi. 750 bin kabul ettim. Görüş. Aa bir dakika. Bir saniye. Babel Alhaine olan transferini şey yapacağız abi. Bir dakika. Ona çok verdik. Buna 750 bin verdik. Bir dakika. Alhaine'i iptal edeceğiz. Alayını iptal ettik arkadaşlar. Shenzhen'e 300-500 bin dolarla 150 bin dolar mı verdik? Öyle bir şey verdik. Onu okeyledik abiciğim. O güzel. Tamam. Burada ne teklif var abi başka? Ha şunlar gelmiş. Bunları kaldıralım abi. 1.7 milyonlara falan ihtiyacımız yok. 2.7'ye çünkü adamı verdik abi. Evet geçiyoruz. Babel Shenzhen'e teklif için kabul edilmesinin ardından 155 bin dolar olduğunu görüşüyoruz. Ne oldu? Bununla bir hata mı oluştu? Bir şey mi oldu ya? 120 bin dolar vereyim. Ya lanet olsun sana. Al. Al. Kabul ettik. Şimdi Babel'i bir salabilirsek abi en azından oradan gelecek paralarla hem maaş bütçemizi açacağız, takımı rahatlatacağız, hem de finansal olarak transfer yapabilmemiz için çeşitli oyuncuları artık kadromuza katabileceğiz. Şimdi ben bir hareket daha yapmak istiyorum sevgili dostlar. Şöyle ast kadrodan Falcao'yu da bir satmaya çalışacağım. Sekidika'yı da hemen transfer durumu kulüplere öner. Bunu kiralayalım abi ya. Sekidika'yı kiralayalım. Sekidika'yı kiralayalım. İlk 11 oyuncusu olarak forma süresi verilmesini istiyorum abicim. Şuna karışmıyorum. Kulüplere öneriyorum. Para da istemiyorum ama iyice bol bol oynatsınlar çocuğu. Evet şimdi neredeydik? Falcao'yu gönderecektik abicim. Raporlar değil de şuradan genel bilgi diyelim. Falcao'yu da göndermek istiyorum. Falcao'yu şöyle bir gönderebilirsek süper olacak. Falcao'yu da gönderirsek zaten
iyice maaş olarak, maddi olarak çok büyük rahatlayacağız. Lines'e teklif gelmemiş. Lines'e teklif gelmediyse arkadaşlar, istenilen bonservis bedeline getiriyoruz, kulüplere öner diyoruz. Teklif alamadığımız oyunculara o zaman ihtiyaç yok olarak deyip liste, bakın direkt teklifi aldık. 4 milyon harika teklif abi. Direkt kabul ettim. Harika. Kendimizi takıma tanıtalım. Şimdi merhaba arkadaşlar. Galatasaray'ın yeni menajeri benim. Ayağımın tozuyla sizlerle tanışmak istedim. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum diyoruz. Kendimizi daha iyi hale getirmek istiyorum. Teknik heyet, antrenör kursu, bu sezon kadrodaki oyuncu, forvete takviyeler yapacağım, savunma hattını. Bu kadar vaat yeterli. Çok vaat vermeye gerek yok. Çünkü vaatler size şöyle bir sıkıntı yaşatabiliyor sevgili dostlar. Adama diyorsunuz ki forvete takviye yapacağım. İki tane genç forvet alıyorsun. O onun için yeterli olmuyor. O da probleme dönüşüyor. Dolayısıyla onlara falan çok girmeyeceğim. Bu sezon şampiyonuz diyeceğim. Çok güzel abi. Çok güzel bir herkes memnun oldu. Yumruğumu sıkarak böyle hırslı bir şekilde ben de böyle bir cevap duymayı istiyorum dedik. Avrupa kupalarında sonraki turlara kalmayı hedefleyeceğiz dedim. Vallahi kimse şey olmadı, bir Falk Mustera memnun oldu, ben de memnun dedim. Türkiye kupasında da finale kalmak diyeceğim ama biraz bizi bu tırlayacak. Hadi dedim, tamam onda da Mustera, okey, sıkıntı yok abi, güzel geçti. Güzel cevaptı, teşekkürler, artık bu konu aynı düşüncelere sahip olduğumuza göre dedik. Özgüvenleri arttı, mutlu oldular. Konuşmayı ilk toplantımızda çok güzel düzenledik. Zaten genelde negatif etkisi olan oyuncular satmaya çalıştığımız oyuncular. Onlar takım içinde gitmeden önce bir sürü problem çıkarmaya çalışıyorlar. Bu oyunda hep başımıza geliyor bu maalesef. Şimdi Süper Lig'de oturup oynaması için 30 oyuncu kaydedin diyor. Şu anda kaydetmek istemiyorum. Basın toplantısına katılalım. Basın toplantısında artık böyle gazetelerin muhabirlerinin isimlerini falan görebiliyoruz. Basın toplantısına başlayalım. Galatasaray görevini kabul etmesine çok heyecanlıyım. Burası muhteşem bir kulüp. Kulübün büyük bir hayranı. Gülümsememe engel olamıyorum. Sizin ofansif futbol oynatmayı seven hoca... Tabii ki oğlum, bizim işimiz bu ya. 87'den beri. Takımlara göze hoş gelen bir futbol oynatacağım. Futbol direktörü olarak biz Galatasaray'ın başına geçtiğimizde de Fatih Terim otomatikman futbol direktörü olarak atıyor. Aslında bence de güzel. Piyasadaki en zeki futbol adamlarından biri diyelim. Bundan daha iyi bir konumda olmayı dedik. Getirildiği yeni görevle birlikte işlerine müdahale etmesinden çekiniyor musun? Bunun bir sıkıntıcı yaratacağını düşünmüyorum. Fatih baba ne derse odur. İmparator ne derse o. Fatih'in futbol direktörü olarak rolüne uygun olduğunu, dürüst olmak onun kendisini isteyecek her rolde başarılı olacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in yerine kulübe geldiniz. Şöyle kollarımızı iki yana açarak, öyle biri olduğumu düşünmüyorum. Kulüpten başarı beklenmesi baskı yaratmıyor tabii. Fatih'in yerine kim gelse aynı baskıyı eder. Şunu diyelim, ikinciyi diyelim. Bu kadro hedeflerinize ulaşabilmek için yeterli kaliteye sahip mi? Kendi kişinin kanseri, bu sorunun cevabını henüz bilmiyorum. Oyunculara bakacağım dedim. Oyuncularla tanışma fırsatı buldunuz. Yeni bir düzen ve çalışma biçim benimsemeye hazır ve istekli bir oyuncu grubu gördüm. Diyelim. Tamam. Kulübün ileriye taşınmasında taraftarlar nasıl bir rol üstlenebilir? Onlar olmadan biz bir hiçiz diyelim. Şöyle kollarımızı yukarı kaldıralım. Onların güvenini kazanmak için ne gerekirse yapacağım dedim. Bu kulüp sizin liderliğiniz altında nasıl bir noktalara parmakla gösterip her gün kendimizi %1 oranında geliştirirse uzun vadede inanılmaz yola sürdürülebilir başarı oluşturmanın yolu bu işte dedim. Hepsi mutlu oldu, bakın muhabirler de şaşırdı. Bunlar ne yapıyor dedi bu adam. Antrenman sahasında işin sırrı denge, çok çalışmamız gerektiğinde çok çalışacak ama maçlara çıkmadan önce oyuncularımızı dinlendireceğiz dedim. Saracchi çok yetenekli, maç seçmeksizin her hafta. Şimdi Saracchi'nin üzerine kadroda kurmayacağım tabii ki. Kaptan olarak Mustera ile devam edebileceksiniz. Kaptanlık konusuna karar vermedim. Taraftarlar sizden bu konu hakkında kaçamak olarak bir cevap duymak isteyecektir. Saracchi, ondan neler görmek istedim biliyor ve şimdiden meydan okumalara hazır olduğunu gösterdim. Belli mektiplerinde takviyelere var mı? Şu anda transfer politikalarına girmeyeceğim çünkü transferi göreceksiniz. Evet, sizinle bir hukuku yok. Murat Yıldız tepkisi öyle olmuş. Basın toplantısının iyi geçtiğini düşünüyormuş bizim Nehir Altun. Okey, gayet güzel. Basın toplantımızı da güzel bir şekilde yaptık. Birinci takımı biz seçelim. Hızlı seçim diyelim. Yanıt verilmeli. Tamam. Kadroları onayla, sadece as takımı yönet. Okey. Şimdi bizim yedeklerle as takımın bir maçı var. Hadi bir çıkalım, bir görelim neler oluyor. Bir bakalım. Yeni maç motorunu da inceleyelim. Güzel oyuncular sahada böyle ısınırken falan filan görseller eklenmiş. Hoşuma gitti. Maç öncesi.
Florya Metin Oktay testleri. Şu görsel hoşuma gitti. Güzel olmuş. Böyle takımların ilk 11'lerinin yedeklerini böyle göstermesi. Soyunma odası. Ne diyelim? Beni etkilemek ve resmi maçlarda vırt zırt dedik. İlk 11'ler sahadaki yerini aldı. Hadi bakalım. Şimdi şurada ayarlarımız ne durumda? Özetler arasında maç hızını bir tık hızlandıralım. Geniş özet yapalım, izleyelim. Gerçi taktiğimizde daha oyuncularımızı tam ayarlamadık ama genel olarak taktiğimizi verdik. Ona göre oynasınlar. Omar El Abdullahi. Ryan Babel girdi aldı topu. Babel yolcu. Falcao yolcu. Lines'i göndereceğiz. Buradan bir 20-30 milyon para herhalde toplayacağız arkadaşlar. Bu topladığımız paralarla da yetenekli genç böyle çılgın oyuncular alacağız. Zaten bu ilk bölümümüzde transfere çok giremeyiz. Şöyle yapalım. Zaten bu artık haftada 1-2 yayınlayacağım FM serisini YouTube'dan. Dolayısıyla sizin de transfer önerileriniz varsa yorumlarda bekliyorum sevgili dostlar. En azından böyle keşfedebileceğim. Oy ne vurdu ya manyak. Çok güzel vurdu da olmadı. Transfer önerileriniz varsa yorumlarda istiyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle orta sahada, savaşçı orta saha bölümünde, işte sağ kanat, sol kanat, forvet, buralarda eksiklerimiz var. Oyun kurucu olarak da ofansif bir orta sahada da eksiklerimiz var. Buralara bana çeşitli önerilerde bulunursanız çok 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 sevinirim sevgili dostlar. Etebol çok güzel top attı. Falcao yaşlı kurt. Göndereceğiz. Falcao'yu da göndereceğiz. Çünkü maaşı inanılmaz. Astronomik maaş alıyor oğlum. 5 milyon mu 6 milyon mu? Gerek yok. Gönderelim biz. Omar verdi ama Belhanda gir. Belhanda'yı göndereceğiz ya bak şimdi köpek gibi oynar ha. Feguli de öyle. Bak Feguli Belhanda şov yapıyor. Neyse Okan. Kaleye Livakovic diye bir kaleci var arkadaşlar. Onu almayı düşünüyorum. Siz kimi önerirsiniz bilmiyorum ama önerilerinizi bekliyorum. Yalnız bu ekranlar falan çok güzel olmuş. Bir sadece şu şeyi sevmedim. Kalp içinde böyle gösteriyor ya staminayı. Onu yüzde olarak verse bence çok daha iyiydi. Yani kalp içinde göstermesinin çok bir manası olmamış. Şuradan oyuncu değiştirebiliyoruz. Güzel. Şuradan yedekleri de görebiliyoruz sanırım. Evet. Yedekler. Yo niye göremiyoruz? Ha şöyle tıklayacağız. Tamam. Yedekler, sağdaki oyuncular falan herkesin durumunu görebiliyoruz. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Emre bunu beğendi. Bartu. Saratçı şimdi. Arda'yı gördü. Arda, Taylan. Takım bakın istediğim topları yapmaya başladı aslında. Ben böyle tiki taka tam olarak yansıtmak istiyorum sahaya. Ve bir anda da böyle ara toplarıyla uçan bir takım istiyorum. Onu da yapıyorlar şu anda vallahi. Bakalım yapacaklar gibi de duruyor. Taylan Antalyalı'yı Yohanes Belhanda'yı mark etmesi için söyle dedi. Tamam dedik bakalım. Belhanda'ya bak görüyor musun neler yapıyor? Göndereceğiz ya takımdan çıldırtıyor milleti. Babel şimdi sol bak. Abi derinlemesine top. Cagne de orada ama Cagne'ye tabii ki gelmedi. Güzel güzel takım. Şu ana kadar yedeklerimiz de biz de iyi oynuyoruz. Herkes ikinci ayda kendine gelmesini istiyorum falan filan dedik. Bu konuşmalara falan yeni konuşmalar da eklenmiş arkadaşlar. Oyunculara şuradan hemen tık 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 seslenebiliyorsunuz işte. Berbatsınız, süpersiniz. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Burada daha çok çabalayın konuşması genelde oyuncuların moralini daha çok arttırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazen berbatsınız diye bağırmak da morallerini etkileyebiliyor. Bu birçok şeye göre değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Feguli. Şimdi Emre Taşdemir gördü. Olcan. Olcan vurdu. Okan'da kaldı top. Bartu genç yıldızımız. Bartu'yu da geliştireceğiz arkadaşlar. Bu sene Bartu'nun senesi. Bartu'yu uçuracağız. Tabii iyi bir antrenman ekibi oluşturmamız lazım. Bunları oluşturmak için de tabii önce oyuncuları satıp mali olarak takımı birazcık canlandırıp daha sonra yönetimden talepte bulunup yeni antrenörler eklememiz için ekstra bir bütçe sağlatmamız lazım. Yönetimden aldığımız bu ekstra bütçeyle de antrenörlerimizi en azından 4 yıldız, 4,5 yıldız seviyesine getirip tesislerimizi de geliştirip oyuncularımızın tam olarak böyle yetişebildiği harika bir kulüp haline gelmek istiyorum açıkçası. Cagne attı. Feguli verdi, Cagne attı. Yedekler içimizden geçiyor. Göndereceğiz ya şimdi. Gerçi şu anda hiç oyuncumuz yok. Normalde ilk 11 aslında as takım şu anda yedek takım gibi. İlk başta bize tıkır 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 akıyorlar. Bu sene UEFA'da arkadaşlar bir şeyler elde etmek istiyorum işin gerçeği. O yüzden çok fazla böyle çok genç alıp da statları iyi olmayan adamları alıp da yetişmelerini bekleyecek bir durumda değilim. Çünkü iyi oyuncuları takıma kazandırıp UEFA'da bir sonuç elde etmek istiyorum işin gerçeği.
Markao döndü şimdi Arda'ya. Şimdi Saracchi bindiriyor sol kanattan. Saracchi. Sokuldu. Ortaladı. Etebo'ya. Bartu. Genç yıldız. Bartu. Etebo. Güzel top. Yine Saracchi ile. Ortaladı. Harika orta. Emre vur oğlum. Abi etten duvar var. Bartu. Çok güzel top. Taylan şimdi. Bakın Galatasaray'da yani gençlerimiz son zamanlarda böyle FM'de falan dikkat ediyorsanız çok iyi gençler çıkarmaya başladık. Ali Yavuzkollar, işte bu Bertuğlar, Taylanlar, yani bu hoşuma giden bir durum. Fatih Hoca'nın tabii bunda büyük etkisi var. İnşallah böyle de devam eder. Falcao harika vurdu. İnanılmaz çıkardı kaleciye. Aa, frikikten yazsaydık ne güzel olurdu be. Genç Bartu. Şimdi bu sene arkadaşlar oyunda şuralarda değişiklikler yapmışlar işte. Talimatları hızlıca buradan erişip ayarlarımızı yapabiliyoruz. Taktik ve yedekler ekranına buradan giriyoruz. Burada ufak görüyoruz. Şuradan bastığımızda büyütüyoruz, görüyoruz. Güzel olmuş genel hatlarıyla ya. Ben beğendim şahsen. Bartu'yu Regis'te oynatıyoruz ama gayet de iyi oynuyor ya aslında. Gayet de iyi oynuyor valla. Şey mi yapsak? Arda'yı çıkarsak orada kim oynar? Atalay var. Atalay'ı deneyelim. Atalay gelsin. Atalay kanat forvet hücum oynasın. Biraz daha hücuma ağırlıklı çıkalım. Aa, gol atmışız lan arada. Ne ara attık? Saracchi. Saracchi döndürdü Taylan. Taylan ortaladı. Emre Kılınç. Harika bir gol. Tebrikler Emre Kılınç. Emre Kılınç da genç bir yetenek aslında baktığınızda. Onu da iyi geliştireceğimizi düşünüyorum bu sene. İnşallah güzel böyle bir kadroyla yürüyeceğiz. Ama dediğim gibi özellikle transfer konusunda tavsiyelerinizi, denediğiniz oyuncuları yorumlarda bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bartu ortaladı. Markao 1-0'dan 2-1'i yakaladı. Markao. Şimdi Markao da ve Luyendama ama bence şu anda bizim Süper Lig'in en iyi defansı abi. Şu an defans olarak Galatasaray bence bir tık FM'de de oyunda da aynı zamanda önde gibi görünüyor arkadaşlar. Aslında da öyle yani. Bartu. Genç yıldız. Bartu ilk maçında coşturdu. Yines sert hareketler yapıyor Yines. Penaltı. Hadi Falcao kullansın. Göndermeden Falcao'nun bir golünü görelim. Ama umarım Falcao'yu da hemen tırtlatır göndeririz. Abi diyecektim ki atamayacaktı az daha. Kerem Ersunar genç kalecimiz. Kerem'e de şans vereceğim. Kerem'i de böyle Türkiye Kupası'nda falan filan kullanacağım arkadaşlar. Onu da geliştirmeye çalışacağız. Belhan da korneri kullanıyor şimdi. Orta geldi Okan. Çok güzel aldı topu. Okan'ı da ikinci sezonda falan satabiliyoruz diye biliyorum arkadaşlar iyi paralara. Saracchi. Atalay şimdi. Atalay Yıldırım. Bartu genç yıldız. Etebo'yu gördü. Emre Kılınç. Emre Kılınç çok güzel verdi. Omar. Emre Kılınç. Omar. Döndü. Ortasını yapacak. Ne yaptın lan? Aa, Omar'a bak. Bir tırt Omar. Aslında bir tane sağ bek mi alsak böyle gencinden manyak bir tane geliştirebileceğimiz. Ya da Zeki Çelik gibi Türk bir transfer mi yapsak oraya bilemiyorum. Tabi bunların hepsini abi Ryan Donk orta sahadan gol attı. Vallahi orta sahadan attı Ryan Donk. Helal olsun. Güzel abi güzel. Yani bu maçı da oynadığımız iyi oldu. Hem oyuncularımızı genel hatlarıyla bir görmüş olduk. Donk'un böyle sürpriz şutları falan ama Donk'a çok şans vermeyi düşünmüyorum. Donk'u da büyük ihtimalle göndereceğim. Yabancı olduğundan dolayı. Oraya hem bir Türk hem de bir yabancı savaşçı orta saha pozisyonunda oynayacak. Defansif midfielder alacağım. Güzel maçtı. Okey. Benlik bir sıkıntı yok. Galatasaray'ın yedek karşı karşısında galibiyetimizi yaptık. Evet şu anda transfer tekliflerimiz geldi arkadaşlar. Falcao'yu da aslında biri istiyor. Bakayım bir. El Vahda diye bir takım istiyor. Bir önerelim onu da. Falcao'nun transfer değeri inanın hiç umurumda değil arkadaşlar. 1 milyonmuş, 500 binmiş. 100 bine kadar verebilirim Falcao'yu. Önemli olan bir an önce gitsin ve maaş bütçemizde yer açılsın. Çünkü ben Falcao'nun bizim oynayacağımız takımla şey yapacağını çok düşünmüyorum. Falcao'ya kulüp bulmasını isteyelim. Bu takımda bir geleceğin olduğunu düşünmüyorum. Takımda ayrılmamı istiyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlayın dedi. Adam Rize artistik yaptı. Beni göndereceksen sen gönder dedi.
Gözlemcilik görevlerini şu anda bunlar yapsın arkadaşlar. Biz yapmayalım. Hazırlık kampımızı da otomatik seçelim. Devam edelim. Evet. Şöyle yapalım. Bu bizim ilk bölümümüz olsun sevgili dostlar. İlk bölümde en azından kadro yapısını gördük. Oyundaki yeni gelen şeyleri gördük. Ayrıca bu şeye başlamamın sebebi de şöyle oldu sevgili dostlar. FM'ye güzel bir büyük bir güncelleme geldi. Oyun maç motorunda değişiklikler yapıldı. İşte bazı hatalar falan giderildi. Büyük bir güncelleme yayınlandı. Bugün mü dün mü ne yayınlandı? Ben de onun üzerine hemen kariyeri başlamak için uygun zaman olduğunu düşündüm. Ve FM kariyerimize başladım arkadaşlar. Dediğim gibi bana tavsiyelerinizi, taktik tavsiyelerinizi, oyuncu tavsiyelerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu bölümümüzü kapatalım. Bu birinci giriş bölümümüz olmuş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlarımız da devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Bye.